Merhaba, ben Neşe Oğuzsoy. Açı Lisesi ALE Departmanı Koordinatörüyüm. ALE'nin açılımı Açı Learning Experiences, yani açı öğrenim deneyimleri. Öğrenim deneyimleri dediğimiz alan aslında bizim için sosyal sorumluluk, sanat ve kulüp çalışmalarından oluşuyor. Sosyal sorumluluk çalışmalarının temel hedefi çevreye ve topluma katkı sağlayan gençler, bireyler yetiştirmek. Bu yüzden de Açı Lisesi öğrencileriyle beraber öğretmeni, öğrencisi, ailesi olarak dokunabileceğimiz yerlere ne kadar elimiz değebiliyorsa değmeyi amaçlıyoruz projelerimizde. Okulumuzda 16, ortalama 16 proje var. Her senenin şartlarına göre, öğrencilerin getirdikleri fikirlere göre bu sayı artabiliyor. Koşullara göre birkaç tane azalabiliyor. Ama hep bu civarda projelerimizle her alanda duyarlılık yaratmaya, katkı sağlamaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Kulüp ve sanat çalışmaları temel olarak öğrencilerin kendi yolculukları. Yani kendilerini keşfetmeleri, yapmak istedikleri mesleği seçmeleri için onlara sunduğumuz çok fazla seçenekten oluşuyor. Ve bu seçenekleri bu kulüplerin eğitmenleri de işinde uzman kişiler. Bu çok büyük bir fırsat. Fakat biz burada öğrencilerimizle aslında buradaki deneyimleri bile bir toplumsal duyarlılıkla bağlamaya çalışıyoruz. Bir sanat projesini, bir sergiyi, bir performansı bile yeri geldiğinde bir konuyla ilgili toplumsal bir duyarlılık aracı olarak kullanmaya veya ona katkı sağlayacak bir projeye çevirmeye elimizden geldiği kadar gayret ediyoruz. Dolayısıyla sosyal sorumluluğu, sanatı ve aslında kendimizi geliştirmek için bize sunulmuş tüm kulüp seçeneklerini yine topluma katkı sağlamak ve çevremize dokunmak için kullanıyoruz. Tabii ki bu çalışmalar öğrencilerimize ne katıyor? Bu kısım da çok çok önemli. Burada yurt dışına gidecek olan öğrencilerimiz için müthiş referanslar oluşuyor. Bu güzel ama her zaman aramızda konuştuğumuz bir şey var. Dokunmak istediğimiz yerler, yeri geldiğinde hastanede tedavi gören bir çocuk veya yaşlı bir birey veya zihinsel engelli bir genç bizim bir CV dekorumuz olamaz. Bunun için gerçekten gönüllü olarak yaptığımız çalışmalarda bir aradayız. Ancak bu da tabii ki öğrencilerimize güzel bir referans sağlıyor. Fakat sadece yurt dışı olarak bunu asla düşünmemek lazım. Yurt içi üniversitelere giden öğrencilerimiz de burada gittikleri üniversitelerde ne kadar büyük bir donanımla gittiklerini bizle her fırsatta paylaşıyorlar. Ayrıca üniversitelerden bize gelen yorumlar da bizim öğrencilerimizin gittikleri üniversitelerde ne kadar aktif olduğu, ne kadar duyarlı olduğu ve elini taşın altına koymaya ne kadar gönüllü yapıda olduklarıyla alakalı. Bu bizim için 3 yaşından aldığımız bir çocuk için gelmesini istediğimiz en güzel nokta. Ve burada aslında buradaki öğrencilerle bu iş bitmiyor. Bizim senelerdir mezunlarımız tüm bu sosyal sorumluluk, sanat ve kulüp çalışmalarında proje asistanı olarak gelip bize destek veriyor. Dolayısıyla liseli öğrencilerimiz ve bizim mezunlarımız biz senelerdir bu departmanda topluma katkı sağlamak için, kulüpler, kulüp çalışmalarında okulumuzu temsil etmek için bir bütün aileyiz. Öyle güzel projelerle karşılaşıyoruz ki üniversiteye giden bir öğrencimiz lisede yürüttüğümüz bir projeyi kendi üniversitesinde kurmak istiyor. Yeri geliyor, oradaki üniversiteden bir ekiple bizim öğrencilerimiz ortak bir projeye girmiş oluyor. Böylece bizim için açı kültürü ve açı ruhu ALE departmanı vasıtasıyla aslında hiç bitmeyecek bir yolculuğa dönüşüyor. Sosyal sorumluluk ve kulüp ve sanat çalışmalarında gençlerle birlikte olduğunuzda şunu görmek çok güzel. Bir çocuk sosyal sorumluluk projesine mecbur olduğu için giriyor başta 9. sınıfta ve bir çalışmaya başlıyor. Bir bakıyorsunuz katkı sağladığı yerde bir farkındalığı oluşmaya başlıyor. Ve bir bakıyorsunuz yavaş yavaş 10. sınıfa geliyor, o da sorumluluk almak istiyor. 11. sınıfa geliyor, başkan olmak istiyor. 12. sınıfta gitmek istemiyor. Mezun oluyor, gelip burada liseli öğrencilere destek olmak istiyor. Bir çocuktaki o gelişimi görmek, bir gencin kendi içinde çıktığı bu duyarlılık ve sosyal sorumluluk bilinci yolculuğuna şahit olmak çok değerli bir şey. Yaklaşık 15-16 farklı sosyal sorumluluk projesi olduğundan bahsetmiştim.
Bu projelerin her biri kendi misyonları ve hedefleri doğrultusunda sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde çalışıyor. Ve burada güzel olan şey, liseli gençler olarak hiçbir ticari kaygıları olmadan, hiçbir çıkarları olmadan tamamen kendi misyonları ve kendi amaçları doğrultusunda o sivil toplum kuruluşuna nasıl destek olabiliriz felsefesiyle çalışmaları. Çünkü burada tamamen gençler ellerinde bir hedefleri var, yapmak istedikleri bir farkındalık, duyarlılık çalışmaları var ve yaratmak istedikleri bir katkı var. Bunun için de her projede bambaşka bir sürü kuruluşla çalışıyoruz. Hiçbir şekilde tek bir yere bağımlı çalışmıyoruz. Bu seneler içinde değişebiliyor. Bir proje bir sene bir dernekle çalışırken bir sonraki sene hedefimize uygun daha başka bir dernekle işbirliği yapma fırsatı sunuyor bize. Böylece dokunabildiğimiz alanları maksimum genişletmeye çalışıyoruz.